Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dün tarihe kara pazartesi olarak geçti, hem küreselde hem de Türkiye'de gerçekten ekonomi adına güzel şeyler yaşanmadı. Bugün neler var? Bugün de açıklamalar var. Hem Mehmet Şimşek'ten geldi, hem Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Daha da konuşacak pek çok şeyimiz var, hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Lafı fazla uzatmayayım, başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, Mehmet Şimşek'le başlayalım isterseniz. Dün enflasyon rakamları açıklanmıştı. Ardından da Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Diyor ki enflasyon düşecek, zamana ve sabra ihtiyacımız var diyor. Küresel piyasalarda dün yaşanan gelişmelere yönelik de değerlendirmeler yapmış. Ayrıca enflasyon hedeflerinin içinde gelecek ay açıklanacak OVP'deki hedeflerin de değişmediğini söylüyor. Yani küresel piyasalardaki çalkantı ve bir panik atağa benziyor diyor. Yani kısa süreli bir şey olduğundan bahsediyor. Fed'in faiz kararını içinde şöyle diyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine, çünkü fon akışını etkileyebilir. Bizim hikayemiz var. Olumsuz koşullardan daha az etkileniriz ülke olarak diyor. Ne güzel, sizi güldürdüm. Önce enflasyon hedefi ve OVP hedefini sormak isterim. Arkasından küresel için. Yani bizim nasıl bir hikayemiz var, onu da sizden dinlemek isterim. Var mı gerçekten ülke olarak bir ekonomi hikayemiz? Şimdi aslında her şey o hikaye cümlesi var ya, orada yatıyor. Evet. Bir önceki bakan ne diyordu? Gözlerim içine bakın diyordu. Gözleri olmadı. Dedi ki bir 6 ay uyuyun. 6 ay sonra uyanın bir görürüz dedi. Her şey patladı gitti. Şimdi benzer bir şey de Sayın Mehmet Şimşek söyledi. Bizim bir hikayemiz var. Ne hikayemiz var? Bana bir insan nasıl? Ne hikayesi var Türkiye'nin? Ekonomik olarak ne hikayem var? Hiçbir hikayen yok. Hiçbir hikayen yok. Tamam mı? Kimse şey yapmasın. Bana hikayemiz ne? Bana şu orta vadeli program. Hani hedeflerin? Şu an enflasyon hedefini tutması için bundan sonra aylık fiyat artışının 1.4'ü geçmemesi lazım. Hani hikayen %32'ydi enflasyonu. Hadi vazgeçtik, 30 yaptık, 38 yaptık. Nasıl yapacağız 38'i? 1.5 olursa artış yılın enflasyonu %39 oluyor. 2.12 olursa %43 oluyor. Senin bir şekilde bunu tutturman mümkün değil. Çünkü şu ana kadarki enflasyon, 7 aylık enflasyonu senin 28,75. %28,75. 7 aylık enflasyon. Bitti. Hangi hikaye? Peki Sayın Mehmet Şimşek, sen geleli 1,5 seneye yakın zaman oldu. Ne oldu? Enflasyon 36'ları aldın. Şu anda %100'ün üzerinde. %61 diyorsun. Hani kur artışıydı enflasyonun sebebi? Değil. Değilmiş. Nasıl değilmiş? Gelin Merkez Bankası itirafına bakalım. Merkez Bankası itiraf ediyor. Diyor ki açık açık ve net. Siyasiler söylüyor ama Merkez Bankası söylüyor. Diyor ki yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar enflasyonun ana kaynağı. Merkez Bankası bugün dünkü enflasyon rakamını açıklamasından sonra enflasyon raporunu açıkladı. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar nedir Ebru Hanım? Ankara'nın fiyatını belirlediği ve fiyatını yönlendirdiği ürünlerindeki artış. Fiyatı yönetilen ve yönlendiren. Bir tarafı yönetiyorsun elektrik vesaire, bir de yönlendiriyorsun. Özel sektördekiler bayağı birçok şeyde yönlendiriyorsun. Diyorsun ki fiyatın böyle olacak. Niye? Vergiyle vesaire. Bak sigara işini durup dururken %5.68 zam geldi. Niye? Niye zam geldi? Bana birisi izlensin. Türkiye'deki işte bu nedenle diyoruz enflasyonun ana kaynağı Ankara. Sıkıntı bu. Çünkü yönetilen ve yönlendiren fiyatlar enflasyonu artırıyor. Çünkü Ankara'nın paraya ihtiyacı var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası ilk defa itiraf etti. Evet dedi ya. Enflasyon ana kaynağı yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar bitti. Sözün bitti nokta burası. Çok net ne anlatıyoruz? Diyoruz ki aylardan beri herkes yokluk yetişen enflasyonu faizler artarsan enflasyon şey bitti o. Faizler arttı. Milyar ne arttırdı? Enflasyon bu. Aylık %3.3. Gerçek enflasyon 5.40'larda 5.40'larda 3.23'de kabul ettik. Tamam. Ama bu artışın fiyat artışın ana kaynağı devletin parasal ihtiyacı çok açık. Bir de orada ihtiyaçlar var, bir dolardan dolaylı ihtiyaçlar var. Doğrudan ihtiyaç
devlet verdiği, ürettiği mal ve hizmetin fiyatını artırıyor. Yetmiyor, dönüyor. Senin özel sektörde ürettiğin mallarına vergileriyle oynuyor. Onların da fiyat artışına doğru zorluyor. O da dolaylı geliyor. Dolayısıyla enflasyon patlıyor. Devletin doğrudan ve dolaylı parasal ihtiyacı enflasyonun ana kaynağı. O zaman senin faizi istediğin kadar artırsan da enflasyonu kısa vadede kesmeyeceksin. Faiz artırmak ne biliyor musun Ebru Hanım? Ameliyat öncesi. Hastaya bir narkoz veriyorsunuz değil mi? Uyutuyorsunuz. Şimdi o sırada ameliyata başlamanız lazım. Ameliyat faiz artışı. Ameliyat öncesi narkozlu. Biz ameliyat safhasında geçtik. Ameliyat ne? Yapısal reformlar. Yapısal reformlar öncesi piyasadaki ateşi almak için faiz artırsın. Narkoz etkisi versin. Şok etkisi yaptırırsın, durdurursun. Ama 3 ay içerisinde ameliyata girmezsen, ameliyatı yapmazsan aldığın o tedbi sana 2-3 katına geri döner. Niye? Çünkü yüksek faiz devam ettirmek zorunda kalıyorsun. Ama o yüksek faizin oluşturacak bir parasal genişleme var. Adama 100 lira yerine 150 lira ödeyeceksin. 50 liralık parasal genişlemenin yaratacağı enflasyona bak. Bir de orada tüketiciden gelecek şimdi enflasyon. Şimdi vade sonlarında insanlar faiz alıp harcayacak. Ya yatırıma dönecek ya harcayacak. Aynı şey Amerika'ya geçerli. Bize çok benzer onlar. Yüksek faiz veriyorsun. Enflasyon 3'lerde, 3.2'de ama faizin 5.5'da. Orada bir parasal genişleme söz konusu. Dolayısıyla o parasal genişlemeler ekonomilerdeki enflasyonu etkiliyor. İşte dünkü dünyadaki paniğin bir sebebi de buydu. Bize ana sebep Japonya'ydı, bir sebebi de buydu. Şimdi Japonya Amerikan ekonomisi ters çalışıyor. Nasıl ters çalışıyor? Amerikan ekonomisi 1971'den bu yana cari açık vererek çalışıyor. O cari açık ihraç ettiği parayla kapatıyor. Diğer ülkenin ürettiği zenginlikleri faiz olarak geri alıyor verdiği borçlarla. Japonya tam tersi sürekli cari fazla bir. %3 ile %6 arasında sürekli cari fazla bir. Birbirini besliyorlar. Şimdi o cari fazla veren ekonomi başka bir yere gitti. Ben de ilk defa de faiz artırıyorum dedi. İş başka bir yere döndü o zaman. İşte dünyadaki kredi direktçiler de yön değiştirdi. Bizde kurdu bu nedenle yükseldi. Bunun etkisi var. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de enflasyon yanlış yerde aranıyor. Öküz altında buz arıyoruz. Bu yanlıştır. Dönüp ana kaynağı görmemiz lazım. Merkez Bankası'nın sözünün doğru olduğunu kabul edip oradan yönelmen lazım. Nedir? Yönetilen ve yönlendiren fiyatlar enflasyonun ana kaynağı. Bunu da kim yapıyor? Kamu. Ha, diyeceksin kamuya hocam dur bir disiplin ediyorum seni. İşte devreye girmesi lazım. Hukuk reformunun, ekonomi reformlarının devreye girmesi lazım. Bu olmadan Türkiye'nin toparlanması mümkün değil. Her zaman söylüyoruz, her yayınımızda hatırlatıyoruz ama maalesef duyulmuyor. Peki o zaman biraz da Tim Başkan'ın açıklamalarına gelelim mi? Kurun seviyesiyle ilgili şikayetlerini ara ara dile getiriyor Başkan Mustafa Gültepe. Yine bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye pahalı değil, gerçekten çok çok pahalı. Türkiye'de şu anda en ucuz olan şey döviz. Hatta karpuz bile dövizden daha pahalı diyor. Doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok. Yap 37 lira diyor. Şimdi Tim Başkanı bunlar geçmişte keyifleri gıcırdı. Sesleri çıkmıyordu. Şimdi canları yanmaya başladı. İş başka bir yere döndü. İşte ya Tim Başkanı'nın söylediklerinde bir yanlış var ya açıklanan ihracat rakamlarında diyorlar ya. Haziran'da ihracat rekor kırdı attı. Hatırlayın. Rekor kırdı. Hadi bakalım hangisi yanlış? Ey Tim Başkanı rakamlar ihracat bu kadar arttıysa sen niye kur artış istiyorsun ki? Ne demek ki kar ediyorsun ki ihraç ediyorsun. Bir yerde bir yanlış var. İhracat rakamları yanlış. İşte bunu anlatmaya çalıştık geçen gün. Rakamlar çıkanlar. Ya ihracat rakamları yanlış ya Tim Başkanı'nın söyledikleri kur artışı beklentisi yanlış. Şimdi kuru tuttun. Kuru. Sana ne faydası o kuru tutmanın? Türk ürünlerini pahalı hale getirdin değil mi? Şimdi başka bir şey oldu Ebru Hanım. Bugün bir karar çıktı. Bugün. 30 euro üzerinde yurt dışına yaptığın alışverişlerde
Vergiler %60 ile %100 oranında artırıldı. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü Türkiye'deki ürünlerin de oradaki ürünler çok güzel gelmeye başlayınca herkes dışarıdan mal satın almaya başladı. Doğru. Bu e-ticaret üzerinden mal satın almaya başladı. Çünkü Türkiye'de ne yapıyor? Bu sefer bunu dengelemek için o fiyat arttırdı. Ne olur bunun önümüzdeki aydaki enflasyona katkısı olacak işte. Hadi bakalım. Anlatabiliyor muyum? İçerideki fiyat artışlarını toparlama yerine hala biz piyasayı dövmeye çalışıyoruz. Ya kardeşim sen kendine baksana. İhracatın ana kaynağı sensin. Koca Merkez Bankası. Diyor ki yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar diyor enflasyon ana kaynağı. Adam bunu düşür. Bunu sen belirliyorsun. Ay diyor yapma. Ben piyasayı tokatlar. Ben ihtiyacım ben harcayacağım diyor. Ben harcamam ben vermem. Ama siz tokatlarım diyor. Yaptıkları bu. Aynen öyle. Öyle deniliyor. Ama bu sıkıntıya gidiyor. İbrahim, kuru tutamayacaksınız. Kur bir yere gir, dayandı. Öyle bir noktaya gel. Dayanamaz hale geldi. Tamam. Bir yerden sonra kuru tutamazsınız. Yanlış çünkü. Yaptığınız şey yanlış. Enflasyonla aynı değil. Ama enflasyona yakın kur artışı yaparsanız piyasadaki manipülasyonu engellerseniz. Türk ürünleri bu nedenle dolayı çok pahalı hale geldi. Evet, Tim Başkan söyledi. Doğru. Karpuzdan bile ucuz kur. Doğru. Evet. Doğru. Benzetmesi Amerikan dolarına baktınsa karpuzdan bile ucuz. Çünkü 36-37 de karpuzun kilosu. Bir dolarda 33 lira. Karpuz beklemiş o zaman o yüzden. Doğru. Yani doğru iyi bir karpuz alacaksanız 32 liraydı 36 lirasına değişiyor kilogram fiyatı. Tamam mı? Ona benzetmeye çalışıyor Tim Başkan. Ama evet. Bugüne kadar halk ezilirken yanında dedin Sayın Tim Başkanı. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Biz kur politikanız yanlış derken bunu anlatmaya çalışıyorum. İçerideki her şeyi pahalandırdınız. En ucuz şey hakikaten kur haline gelmeye başladı. Bunu da kilitletle içerideki dövizi artırmaya çalışıyorsun. Ama o sizin için çare değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gözünü boyamayın yanlış. Göz boyamayla ekonomi düzelmiyor. Bu kur patlar. En ufak sırasında patlar. Bizim hikayemiz var. Senin bir hikayen falan yok. Şimdi kusura bakma. Hikaye falan yok. Bir hikayem var. Diyebiliyor musun ki ben teknolojide şu yatırımı yaptım. İşte dünyanın en büyük çip üreticileri Nvidia'yı Türkiye'ye getirdim diyebiliyor musun? Yok. Ne hikayem var? Yok. Geleceğine yönelik ekonomi şey yaptım mı? Yok. Dünyada gelecekteki en önemli sektör çip. Bitti. Bir teknoloji. Her şey artık yapay zekaya geçiyor. Çip. Sen Türkiye olarak çip üretiminden var mısın? Yoksun. Hangi hikayeden bahsediyoruz ki? Bunu bir teşvik ediyorsun. 5 milyar dolar. Hatta sırf Samsung'a 212 milyar dolar teşvik verdi ya. Samsung'a Kore devleti bize çip teknolojisi geliştir diye. Almanya 48 milyar Intel'e verdi. Amerikalı firmaya. Gel ben de yatırım yap diye. Peki sen ne yaptın? 5 milyar dolar onda 5-6 firmaya vereceksin. Hiçbir işe yaramayacak. Evet. Bari şey doğru yapın ya. Hikayemiz yok. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman. Bugünü böyle kapatıyoruz. Bakalım yarın neler konuşacağız. Evet. Neler gelecek önümüze ekonomi adına. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.